Merhaba sevgili seyirciler. Yüz Haber TV'de 12 haberleriyle sizlerle beraberiz. Denizli'de yapılan bir operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Denizli genelinde uyuşturucu operasyonlarına devam ediyor. Bu kapsamda Karşıyaka ve Dokuz Kalaklar mahallelerinde uyuşturucu madde satıldığı yönünde bilgi edinen ekipler operasyon gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde satışını gerçekleştiren şüpheliler narkotik ekiplerince fişek halinde 8 gram esrar maddesi ve ilaç kutusu içerisindeki 9 ekstazi ile yakalandı. Dünya genelinde pamuk stokları tarihi zirveye ulaştı. Pamuk stoklarını eritmek için dünya genelinde pamuk üreticisi ülkeler tanıtım atağına kalkacak. Tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ana ham maddesi pamuğun tüm yönleriyle tartışıldığı ve kararların oy birliğiyle alındığı Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi'nin 73. Genel Kurul Toplantısı, tarladan markaya pamuk değer zincirini güçlendirmek ana temasıyla 2 ve 7 Kasım 2014 tarihleri arasında Yunanistan'ın Selanik şehrinde yapıldı. Muğla'nın Bodrum ilçesinde gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Turizmin gözde merkezlerinden Bodrum sular altında kaldı. Bodrum'da gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Hayat olumsuz yönde etkilendi. Suya gömülen sokakları kullanamayan vatandaşlar çileden çıktı. Birçok ev ve iş yeri zarar gördü. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2014 yılında maden sahalarının ağaçlandırılması çalışmaları devam ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından maden sahaları rehabilitasyon eylem planı çerçevesinde yapılan ağaçlandırma çalışmalarında 5 yıllık hedefin 1 yılda bitirildiği belirtildi. Denizli'de yapılan operasyonda 50 tarihi eser ele geçirildi. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı suçunun önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kuşpınar Mahallesi'nde bulunan bir evde gerçekleştirilen aramada 49 sikke ve kadın başı figürlü obje olmak üzere toplam 50 tarihi eser niteliğinde eser ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, vatandaşları karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyardı. Merkez Efendi ilçesi sınırlarındaki evlerin bir kısmının yerleşim olarak yüksekte ve rüzgara açık olması nedeniyle vatandaşların kış aylarında meydana gelebilecek olası karbonmonoksit gazı zehirlenmelerine karşı uyaran Merkez Efendi Belediye Başkanı Muhammed Subaşıoğlu, yılda en az bir kez baca ve sobaların temizliği yapılması gerektiğine dikkat çekti. Mersin'in Silifke ilçesinde görev yaptığı okulun önünden karşı kaldırıma geçmeye çalışan öğretmene motosiklet çarptı. Kazada öğretmen ağır yaralanırken paniğe kapılan sürücü olay yerinden kaçtı. Okuldan çıkmıştım, arkadaşlarımın yanındaydım. Dışarı çıktım, bakkala vuracaktım okulun yanındaki, karşısındaki bakkala. Yalnız bakkala uğramadan öğrencilerden birkaç kişi soru sormuş galiba, tam o anlar aklımda değil de. İşte soru sormalardan bir takip, motorun birinin hızlı çarptığı, yani çok süratli olduğu söylendi. Güvenlik kamera kayıtlarını daha izlemedim. Orada bahseden arkadaşlar da aynı şekilde izlediklerinin çok tehlikeli olduğundan bahsetti.
Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece hastaneye gittiğimi, hastane seyredeyken gözümü açtığımda farkındayım. Üst gün yoğun bakımda kaldık. Orada bir müdahale yapıldı. Dün servise çıkarıldı. Ve neticesinde MR çekildi. Doktor 10 gün boyunca istirahat etmem gerektiğini, beynimde bu şekilde düzeleceğini, ben yine ucuz kurtardığımı o kazaya rağmen bahsetti. Okul önünde defalarca gördüğümüz, bazı arkadaşlarına dinlenmesine rağmen hala düzelmeyen motor, bu şekilde süratle geçen motorlar var. Yani ehliyeti var mı, ruhsatı var mı bilmiyoruz. Onlar bir yana okul önü olmasına rağmen çok süratle gidenler. Sözün meslemi sarı, orada bayan öğrenciler olduğu için onlara biraz daha hava atmak için tarihane tarihli. O derece motorunu kaldırıp da daha geç kişiyle sürenler, birbirinin üzerine gidenler. Bunlar çok görüyoruz. Defalarca söylendi, müdür bey de aynı şekilde görüşüp burada önce. Yani şimdi arada bir önlem alınmadı. Bunu en son kazaya kurban giden biz olduk. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen grizi patlaması sonucu 3 işçi yaralandı. Bazen erkek, bazen de dişi gibi davranan köpeğe sahibi Ariel Sharon ismini verdi. Aydın'da bir kişi sokakta bulup büyüttüğü köpeğin tutarsız hareketlerini fark edince götürdüğü veteriner fakültesinde ilginç bir durum yaşandı. Tutarsız hareketleri görünen köpeğin çift cinsiyetli olduğunu öğrenen Gürkan Kanat isimli vatandaş, köpeğine İsrail eski başkanı Ariel Sharon ismini verdi. Adana'nın Ceyhan ilçesinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik özel hareket ve çevik kuvvetinin de bulunduğu 600 polis ve şafak vakti helikopter desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 kişi gözaltına alınırken 27 kilo esrar, 2 tabanca, 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Yüzhaber TV'de 12 haberlerini sunduk. 15 haberlerinde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.